Hoş geldiniz değerli konuklarımız. Bugün konuğumuz Emine Betül Çakırca. Aslında biz İslam sanatı ve estetiğini daha çok felsefi, teolojik ya da estetik düşünceler bağlamında tartışmayı planlıyoruz ama bugün biraz teorikten pratiğe doğru geçip İslam sanatı ve özellikle müzeler bağlamında İslam sanatı hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Birazdan CV'sini okuyacağım. Bir tonum gerçekten çok değerli. Yani işin hem teorisiyle ilgilenen hem de pratik bağlamda pek çok hem Türk müzelerinde hem de dünya müzelerinde pek çok araştırma yapmış bir akademisyen. İslam sanatının kavramının ortaya çıkışı, müzelerde İslam sanatı koleksiyonlarının oluşturulması ve Osmanlı müzelerinde İslam eserleri koleksiyonları başlığı altında bir oturum yapacağız. Kendisinin çok keyifli bir sohbeti var. Kişisel şeylerimden, tecrübelerimden biliyorum. Müsaade ederseniz CV'sini okumak istiyorum Betül Hanım'ın. İstanbul Üniversitesi'nden tarih bölümünden mezun oldu Betül Hanım. İlk yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi ana bilim dalında 1939-45 yılları arasında Türkiye ve ABD yardımı başlıklı teziyle aldı. Süleymaniye Kütüphanesi Konservasyon Atölyesi'nde kağıt konservasyonu ve klasik cilt sanatı üzerine kimi dersler aldı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İstanbul Müftülüğü Şer'i Siciller Arşivi ve Meşihat Kütüphanesi için konservasyon atölyesi kuruluşunda bulundu. Ve burada Şer'i Sicil Defterlerinin korunması ve tamiri üzerine çalıştı. Bu esnada İspanya'da özellikle Granada Üniversitesi'nin düzenlediği Conservation of Arabic Manuscript isimli postgraduate kursuna katıldı. Daha sonra İtalya Mosafiacano Yaz Okulu'nda burs kazandı. Bu iki program ile dünyanın farklı yerlerinden gelen konservatörleriyle tanışma ve fikir alışveriş yapma imkanını buldu. Çok uzun bir CV'si var, devam ediyor hala Betül Hanım'ın. Şer'i Siciller Arşivinde çalışmalarına ara vererek ikinci yüksek lisansı için İngiltere'ye gitti ve Newcastle Üniversitesi'nde özellikle Museum Studies programında What is the London Muslim Community's Response to the Islamic World Gallery in the British Museum? Londra'daki Müslüman topluluğunun British Museum'un Islamic World Galerisi'ne tepkisi ya da cevabı başlığıyla yüksek lisansını tamamladı. Durham Oriental Museum'da stajını yaptı. Doktora çalışmaları kapsamında 2015 senesinde Cambridge'de The Islamic Manuscript Association'da 3 aylık Erasmus stajı yaptı. Yine bu esnada British Museum Arşivinde ve Royal Asiatic Society'de ve Cambridge Üniversitesi kütüphanelerinde kimi araştırmalarda bulundu. Kodikoloji ve çatışma bölgelerinde İslam yazmaları gibi kurslara katıldı. Ve pek çok kurumun özellikle konservasyon atölyelerini ziyaret imkanına sahip oldu. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesi'nde Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı'nda doktorasına devam ediyor. Arkadaşımızın, Betül Hanım'ın CV'si böyle. Gerçekten işin hem teoriyi hem de pratiği anlamında çok güzel şeyler paylaşacak şimdi bizimle. Ben halihazırdaki doktora tezinin ismini de sizinle paylaşmak istiyorum. İmparatorluğun sonunda, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ya da erken 20. yüzyıl diyebileceğimiz imparatorluğun sonunda müze ve İslam sanatı konusunda halihazırda doktorasını yazıyor. Ben bu konuyu neden seçtiğini, tabii böyle bir CV'nin ardından ortaya çıkacak doktora tezinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Doktora tezinizden başlayalım mı Betül Hanım? Tamam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu nazik davetiniz için şeref duydum ve bu güzel takdiminiz için çok teşekkürler. Herkese de hoş geldiniz demek istiyorum. Böyle geç bir vakitte, Berat Kandil'inde. Sağ olunuz. Neden bu konuyu seçtim? Öncelikle British Museum Islamic World Gallery üzerine yüksek lisans çalışmasını yaparken farkında olmadan İslam sanatı, sanat tarihçilerinin konusuna kayarken kendimi buldum. Bu arada İslam sanatı tarihi etrafında nasıl bir tarihi süreç gelişmiş, onunla ilgilenmeye başladım. Ama tekrardan beni müze alanına çeken bir gelişme oldu. Özellikle 11 Eylül sonrasında müzeler etrafında çok büyük bir hareketlilik
İslam sanatı galerileri etrafında üst üste bununla ilgili haberlere rastlamaya başladım. Bu 21. yüzyıl böyle hareketli başlayınca tarih orijininden dolayı muhtemelen bu işin kaynağına dönmeye karar verdim. Yani müzelerde İslam sanatının sergilenmesi ne anlama geliyor? Müslümanlar için ne anlama geliyor? Müslüman olmayan toplumların müzelerinde İslam koleksiyonlarının yer alması ne anlama geliyor? Ve bugün neden İslam sanatı koleksiyonlarını dünyanın en büyük müzeleri yeniliyor sorusu beni 19. yüzyılın ikinci yarısına İslam sanatı kavramının ilk ortaya çıkmaya başladığı ve müzelerdeki İslam koleksiyonlarının görünür hale geldiği döneme geri götürdü. Bu aynı zamanda İslam toplumları içinde eş zamanlı gerçekleşen bir olaydı. 21. yüzyılda işte burada bir haber var mesela Katar'da Müslüman ülkelerde de aynı hareketlilik var. Katar'da İslam Müzesi açıldı haberi yahut işte Paris Louvre Müzesi'nin galerisini yenilediğine dair haberler arka arkaya gelmeye başladı. Metropolitan aynı şekilde İslam galerisine çok büyük yatırım yaptı. Bir İngiltere'de Victoria Albert Museum İslam galerisini Cemil Galeri olarak yeniledi. Dolayısıyla Müslüman bir ailenin buraya fon sağladığını anlıyoruz. Biz de aynı şekilde Türk İslam Eserleri Müzesi'nin 100. yılını bir restorasyon imkanı olarak kullandık ve açılışını yaptık. Ve bu müzeler İslam ülkelerine ait müzeler de dahil olmak üzere bu harekete katıldılar. Ve bunların açılışlarında yapılan konuşmanın en önemli noktası İslam'ın sadece kötü yüzü, terör yüzü yok. Yapılan vurgu hep buydu. Biz İslam medeniyetinin iyi yönünü paylaşmak istiyoruz gibi çok oryantalist, neo-oryantalist bir tavır vardı. Aynı zamanda 21. yüzyılın başında İslam sanatının etrafında ikinci bir hareket gerçekleşti. Bu da Arap Baharı ile aslında daha önce Irak'ın işgaliyle başlayan ve Arap Baharı ile devam eden İslam dünyasının kültürel mirasının yağmalanması ve yıkıma uğratılması ile ilgiliydi. İşte bu iki hareket aslında 19. yüzyıl ikinci yarısına ve erken 20. yüzyıla çok benzeyen bir durumu ortaya koyuyor. Şu anda sadece bazı söylemler farklı ama yapılan, izlenen siyasetler hemen hemen aynı. O yüzden ben de bugünden hareketle biraz geçmişe döndüm. Siz geçmişe demişken aslında biz İslam sanatı ve müziği aslında çok fazla konuşmuyoruz. Yani aslında İslam sanatı ve estetiği konuşmaları ya da tartışmaları ya da akademik çalışmalar gerçekten çok yeni, çok bakir bir alan. Ama Türkiye'de İslam eserleri ya da bunların müzelerde sergilenmesi konusu da belki Türkiye'de sizden başka çok fazla bu konuları tartışan kimse yok. Çok bir iki değiniliyor ama daha çok sekülerleşme ve milliyetçilik üzerinden bir değerlendirme oluyor. Yani artık yeni bir konu. Yani İslam sanatı ve estetiği konuşmaya başladığımız gibi aslında İslam eserlerin müzelerde tırnak içerisinde sergilenme stratejileri, politikaları ya da işte acaba postkolonyal dönemin yeniden farklı bir cephesi mi? Yani işinin sadece sanatsal değil başka boyutları var mı? Bunları tekrar belki konuşmak lazım. Şimdi siz geçmişe dönelim dedik. Evet. Belki tabii müze kavramı çok daha modern bir terim. Biz hep bunu modernite bağlamında tartıştık ama biraz müze kavramına dönsek tekrar. Yani acaba koruma ve müze arasında nasıl bir ilişki var? Belki ta bu Nuh'un gemisi, zooloji müzesine evet, kadar evet, giden hikayeden bahsedersiniz. Ya da evet, 1904'teki evet, Morel'in müze tarihi kitabını. Evet. Buradan kısaca işte iğrensellik, yurttaşlık fikri çerçevesini ortaya koyan metaforlara doğru kayalım isterseniz. Tamam. Öncelikle müze nedir dendiğinde kurumsal tarifleri klasiktir. Bugün ICOM'un yaptığı bir tarif vardır, UNESCO'nun yaptığı ya da diğer kurumların kendisini tarif edişi vardır. Bunlar işte eser toplama, koruma, sergileme, onların konservasyonlarını yapma ve toplumla paylaşma, onların erişilebilirliklerini artırma gibi bir tarif yapılabilir. Ama müze bu tariflerin ötesinde bir şeydir. Müzenin siyasi, poetikası ve politikası vardır aslında müzelerin. Müze esasen 18. yüzyılın ikinci yarısında icat edilmiş bir kurumdur.
Ve bu kurumda Batı medeniyet anlatısının, modern Batı medeniyet anlatısının tecessüm ettiğini görürüz, cisimleştiğini görürüz. Burada yurttaşlık ritüelleri öğretilir. Batı'nın evrensel medeniyet anlatısı, büyük anlatısı yurttaşa öğretilir. Ve kolonyal yağma burada legalize edilir ve aklileştirilir. Bu gibi bir takım işte döneminin felsefesi ve siyasetiyle ilişkili birçok yönü vardır. Müze kelimesi, museum kelimesi ya da diğer Avrupa dillerindeki telaffuzlarını tam şu anda şey yapamıyorum, sizinle paylaşamıyorum ama Latince ve Grekçe'de bu kelimenin kökeni bulunabilir. Latince'de işte çalışma, kütüphane vesaire anlamlarına gelir. Grekçe'de yine aynı şekilde bunların yapıldığı mekanlar aynı zamanda müzlerin evi. Zeus'la hafıza tanrıçası Minomines'in kızları, 9 tane kızı, bunların her birisi bir sanatı temsil ederler ve bunların evi anlamına gelir. Ama 18. yüzyıl, yani bugün müze tarihçiliği yapanlar müzenin kökenlerini buraya dayandırıyorlar ama ben bunu da Avrupa'nın o dikey tarih anlatısının bir parçası olarak görüyorum. Çünkü orta çağlar boyunca müze kelimesi kullanılmamış. 18. yüzyılda icat edildiğinde bu kurum direkt antikiteye bağlanmış. Latince'de, Grekçe'de kökenlerine referansta bulunmaya başlamış. Aynı zamanda işte 1904'te müze tarihi üzerine yazan David Murray, Hazreti Nuh'un gemisini en büyük ve ilk zooloji müzesi olarak gördüğünü söyler. İşte Babil'de Hezekiah'ın Babil'den aldığı eserleri kendi müzeyumuna getirdiğini söyler. Dolayısıyla kutsal kitaptaki bir takım isimlere de gönderme yaparlar ve böylelikle tıpkı 19. yüzyıl arkeolojisinde olduğu gibi müzesine de antikiteden ve kutsal kitaptan referanslar bulunur. Biraz da metaforlara girsek. Yani aslında daha çok müze eleştirileri bağlamında bunlar dile getiriliyor ve postkolonyal eleştirinin bir parçası olarak dile getiriliyor. Daha evvel müze postkolonyal eleştirilerde de edebiyatta da en son nasibini alan kurumlardan bir tanesi. Çünkü herhalde müzenin hep böyle bir hakikati temsil etme gibi bir iddiası, bir algısı olduğu için en son ona değinilmiş olabilir. Müze eleştirmenleri işte müzenin aslında bir mabet olduğunu, müzenin seküler bir mekan olmasına rağmen bir mabet olduğunu ya da bir mozole, bir kabir olduğunu ya da işte yurttaşlık ritüellerinin öğretildiği bir mekan ya da kolonileştirme mekanı olduğunu söylerler. Bu gibi göndermelerde bulunurlar. Bunlardan kasıt ufak açıklamalarda bulunmak gerekirse mesela hangisinden başlayalım? Mozole, Adorno'nun belki tabirlerinden, yani müzelik olmak bir nesne, çok çelişkili bir şeydir aslında müze. Belki müze ve İslam sanatını konuşmama sebebimiz de budur. Yani bir Müslümanın belki müzeyle böyle aşk nefret ilişkisi yaşamasının da sebebi budur. Müze hep bir çelişkilerin kavşağında yer alır. Yani hem seversiniz hem nefret edersiniz. Hem gitmezsiniz ama çocuklarınıza gitmelisin diye öğretirsiniz. Yani böyle sürekli çelişkili duygularımız vardır müzeye karşı. Ama benzer bir tecrübe bu. Mozele, evet. Mezarlık. Yani bizde, evet, de bir tür ritüeli de var aslında. Evet. Benzer bir şey de var. Ama sekülerlik iddiası var ama dini terbiye bekliyor vatandaştan. Evet. Öyle bir durum var yani. Öyle bir disiplin bekliyor. O yüzden çelişkilerin kucağında. Evet. Daha çok. Yani burada nesne içinde aynı çelişkiyi yaratır. Nesne müzeye girdiğinde kıymet kazanır. Bir antikacı artık o tip müzeye giren eserlerin peşine düşebilir. Ya da yağmacı. Ama aynı zamanda o onun eskimiş, köhnemiş, geçmişte kalmış bir topluluğa, bir ana, bir devre ait olduğunun da imasını verir. Ya da biz Türkçe'de birisine kızdığımızda müzelik olmuşsun sen deriz mesela. Yani bir hakarete de dönüşebilir. Ama müzeye layık dediğinizde o bir kıymet de ifade edebilir. Objelerin öldüğü yer, işte objelerin bir kabir hayatına geçtiği yer olarak da görülebilir. Ki gerçekten bu arada insan kalıntıları da sergiler. Yani Mısır piramitlerini, Avrupa müzeleri yağmalama noktasına gelecek şekilde kendi müzelerine taşımıştır. Yani artık orada kimse, hiçbir firavun kendisini müzede sergilensin diye mumyalatmadı. Yani orada bir ölü haklarına da müdahale var aynı zamanda. Ama bir sonuçta hayvan kalıntısı, insan kalıntısı sergiliyorsunuz müzede.
Bu gibi benzetmeler yapılabilir. Bunun tam tersi Pamuk Prenses benzetmesi yapan da var. Siz onu işte cam bir şeyin içine koyuyorsunuz, ölmüş, geçmişte kalmış bir medeniyetin objesini. Ama sonra bir şövalye geliyor, Pamuk Prenses'i öpüp canlandırır gibi, ona nefes verir gibi. Müzede o vitrine yerleşmek de o nesneye ikinci bir hayat bahşediyor. Evet, gibi. Ama farklı bir bağlamda tabii ki. Evet. Asla üretilme sebebiyle aynı şeyi devam ettiremiyor. Yeni bir hayat. Çok çok ilginç bu metaforlar. Yani üzerine çokça konuşulması lazım bence ama buradan ben şeyi geçmek istiyorum. Belki de modern müzecilik ya da modern müze tarihçilerinin nasıl dönemlendirdiği. Yani modern müzeyi biliyoruz. Foucault'un bu Rönesans, işte klasik ya da modern ayrımında İslam sanatı bu dönemlendirme içerisinde nereye giriyor? Belki biraz da bu konular hakkında konuşursak, bu az önce söylediğimiz bu dikey tarih anlatısıyla alakalı acaba İslam sanatının ya da İslam koleksiyonlarının bu dönemlendirme içerisinde nereye, hangisinin altına koyabiliriz? Ya da işte hep söylediğimiz bu grand generation, yani büyük anlatı içerisinde İslam sanatlarının ya da koleksiyonların yeri neresi? Biraz bunları da girebilir miyiz? Evet. Burada bazı görseller var. Onlarla da beraber konuşursak belki biraz daha şey olur. O kırarız o metinsel durumu. Burada güzel bir dönemlendirme olduğu için ben kullanmayı tercih ediyorum ama eleştirilebilir de. Hooper Greenhill müzeolog diyelim, müze tarihçisi. O Foucault'un bilgi sistemini, epistemesini müzeye uygulamış, müze tarihçesine uygulamış. İşte Foucault'un bu sisteminde Avrupa bilgi sistemlerini sıralarken Rönesans, klasik ve modern olarak sıralıyor. Ve buradaki bilgi reji bu dönemlerinde ekonomik, tarihi, kültürel, sosyolojik, siyasi yarılmalarla birbirinden ayrıldığını söylüyor. Aynı şeyi müzecilik, modern Avrupa müzesinin tarihçesini yazarken Hooper Greenhill tamamen buna uyguluyor. Biz de onu takip edersek, işte ilk başta Rönesans'tan başlarsak ama Rönesans'tan önce Avrupa'nın orta çağ kiliselerinin relikleri, kutsal emanet diyeceğimiz, işte kutsal saydıkları nesneleri biriktirdiklerinden bahsetmek gerekecek belki. Yani ilk koleksiyonlar işte Roma'yı vesaire geçersek o orta çağlar boyunca özellikle kiliselerde insanları çekmek, onlarda bir takım hayret duyguları uyandırmak için vesaire böyle kutsal saydıkları objeleri kilise hazinelerine koyuyorlar. Yani saray hazinelerinin dışında, kralların hazinelerinin dışında başka koleksiyonlar bu kiliselerde oluşuyor. Bunlar sadece böyle bir kadehtir, bir şamdandır vesaire değil. Değişik objeler, işte balina dişleri, bunu işte Hazreti Yunus'u yutan balinanın dişleridir diye getiriyorlar Avrupa'ya. Mesela buna inanıyorlar. İşte ne diyelim, bir takım boynuzlu, gergedan boynuzu getiriyorlar ama onu başka bir kutsal şeyin bir kemiği gibi gösterebiliyorlar. Buna inanıyorlar, bunları asıyorlar. Deve kuşu hikayesi var mesela. Deve kuşunu da işte deve kuşu yumurtası mesela bizde camilerde konduğu söylenir. Hı-hı. İşte örümcek yapmasın vesaire diye ama orada mesela deve kuşu yumurtası yine kutsal eşyalar arasında saklanıyor. Ama işte deve kuşu yumurtasını gömdükten sonra unuturmuş. Bunun gibi bir hikaye var, tam hatırlayamıyorum. İşte o da şunu temsil ediyormuş. Tanrı bizi yarattıktan sonra unutmuş. İşte bulması için falan vesaire böyle bir takım dini hikayeler yazıyorlar bunların etrafında. Doğu'da mesela sadece örümcek ağı için olduğunu düşündüğümüz nesne orada başka, tamamen başka bir bağlamda kilisenin şeyine giriyor, hazinelerine dahil oluyor. Bu ama Rönesans'tan Orta Çağ'a geçerken işte bu yaşanan kırılmayla beraber farklı bir şey oluşuyor. Avrupa'ya tabii ki coğrafi keşifler, daha koloniler başlamamış ama coğrafi keşiflerle birlikte başlayan o zenginleşme, limanlara yığan o nesneler, değişik nesneler, altın vesaire, zengin değişik bir sınıfın oluşması, onlar da farklı bir biriktirme dürtüsünü beraberinde getiriyor. Ve bunları nadire kabineleri diye Türkçe'ye çevrilmiş, Cabinet of Curiosities gibi, bunlar kamer gibi isimleri var Avrupa dillerinde. Bu gördüğümüz buradaki de İtalya'daki bir nadire kabinesi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki özellik, bu nadire kabinesi bir küçük çekmece de olabilir, büyük bir ev de olabilir, bir oda da olabilir. Kişinin
artık gücüne göre diyelim. Mesela orada her tür nesne bir arada bulunabilir. Düzen olmak zorunda değil, disiplin olmak zorunda değil. Her tür acayip olabildiği kadar olması çok makbul. Ne kadar değişik şeyler olursa o kadar makbul oluyor. İşte burada bir sürü zoolojik nesne var, heykeller de var, resim de olabilir vesaire. Burada aslında Foucault'un tarifinden hareketle, döneme ait tarifinden hareketle şöyle söyleyebiliriz. Burada insan hala dinin etkisinden çıkmamış. Ancak Tanrı'nın makro kozmosunu kendi mikrokozmosunda tecelli ettirmeye çalışıyor gibi bir durum var. Yani orada kendine az bir düzen oluşturuyor. Nasıl Tanrı'nın bir düzeni varsa makro seviyede, o da orada mikro seviyede kendince alakalı, başkasına göre alakalı olmayacak nesneleri yan yana getirerek bir anlam yaratıyor orada. Bu da bir başka döneme ait. Bunların bazıları katalog yayınlıyor. Mesela burada işte heykeller, antikiteye ilgi de tabii bu Rönesans'ın işte o hümanizm, antikite merakı vesaire o da olduğu için böyle farklı. Bu da bir başka nadire kabinesi, bu çekmece şeklinde. Daha sonraki dönem Foucault'un klasik olarak bizim neoklasik dediğimiz ya da aydınlanma dediğimiz devreye denk geliyor. Burada artık koleksiyonlar birbirinden yavaş yavaş ayrışmaya başlıyor. Hala halka açık değil. Bunların hepsi sahiplerine özel o nadire kabineleri. Sadece ahbaplarıyla, arkadaşlarıyla paylaşıyorlar muhtemelen. Bu dönemde ise böyle biraz üniversite müzeleri gibi diyelim, bir koleksiyonlar birbirinden ayrışmaya başlıyor. Belli bir disiplin gerekiyor. Artık acayip olmaması lazım. Her şeyin çok normal, hiç şaşırtmayan, beklenebilir, yani önceden tahmin edilebilir bir düzen içerisinde verilmesi gerekiyor. Ve akla rasyonel olması lazım, akla uygun olması lazım. Bunun hemen akabinde modern dönem geliyor. Modern dönemde tamamen artık bu ayrılan koleksiyonlar belli bir disiplin altına sokuluyorlar. Foucault'un meşhur disiplin iktidar mevzuları. Belli bir disiplin altına sokuluyor burada ve ihtisaslaşma başlıyor. Ve burada artık müzeyi devlet ya da hakim güç bir iktidar aracı olarak kullanmaya başlıyor. Yani orada vatandaşı, yurttaşı terbiye ediyor. Belli bir işte işçi kesiminin müzelere kabul edilmeye başlaması haftanın belli günlerinde bu döneme denk gelir mesela. Vatandaşın yetiştirilmesi, eğitilmesi, belli bir düzen içinde yürümeyi ya da bir şeye bakmayı öğrenmesi, bakışının terbiye edilmesi gibi bir şey olabilir. Ya da işte Batı Avrupa'nın işte o büyük anlatısında evrensellik, yani bir evrensellik, bu evrensellik insanlara çok pozitif bir şey gibi geliyor ama bu Batı merkezli bir evrenselcilikten bahsediyoruz. Hı-hı. Yani Batı modelinin bütün evrende model olarak kabul edildiği bir döneme denk geliyor. Irkçı yaklaşımlar artı, aynen. Evet, bu artı dönemde ırkçı yaklaşımlar da başlıyor ve sanat tarihine de bu yansıyor. Dolayısıyla müzedeki farklı kültürlerin temsiline de yansıyor. Oradaki zaten iddia postkolonyal dönemde ortaya çıkan başka kültürleri temsil edelim iddiası değil. Belki bu kelimelerle çok fazla kullanmamak gerekiyor. O dönemin kaygıları tamamen farklı. Ama bir anlatı var, dikey ilerleyen, düz ilerleyen bir anlatı var. O anlatının içerisinde herkesin o ırkçı, evrimci. Çünkü her zaman bir sonraki olan öncekinden iyidir. Ve hep daha bu Hegel'in başlattığı işte o kronolojik tarih anlayışı vesaire. Oradan hareketle aynı kalıbı, bir kalıp gibi zaten onu kullanıyorlar o dönemde. Her alanda o düşünce yapısı uygulanıyor. Burada İslam sanatına tekrar girersek, bu Foucault'un ayrımında İslam sanatı modern dönemde gündeme geliyor. Evet. Biraz da şeyden bahsetsek, İslam sanatının bu orta çağdaşlaştırılması, orta doğulaştırılması. Sonra bu biliyoruz ki o dönemde işte İslam sanatı, işte Hint, bir eğer bir hiyerarşi varsa zirvede İran sanatı, sonra Arap sanatı, Türkler de Turks diye en altta yer alıyor. Biraz da bunlardan bahsetsek. Evet. Belki yani, hala devam eden bir anlayış belki de. Biraz tabii buradan da biraz oryantalizme girebiliriz. Çok kısa da olsa yeni bir şeyler paylaşırsanız. Yani İslam koleksiyonlarının müzelere girmeye başlaması da Avrupa müzeciliğinin modern dönemine tekabül eden işte 19. yüzyıl ikinci yarısına denk geliyor. Buradaki bu dikey anlatı içerisinde İslam'ın yerleştirildiği yer hala daha bunun etkileri devam ediyor. Orta çağdır.
Yani İslam'ın 18. 19. yüzyılda bir sanatı İslam dünyasının yoktur. Yok. 18. 19. yüzyıldan sonra bitmiş gibi gösterilir. Esasen öyle de bir görüntü vardır ne açıdan? Çünkü İslam dünyasının çoğu işte Osmanlı hariç kolonileşmiştir o dönemde. Oraya yerleştirilir. Coğrafya olarak da Orta Doğu'ya yerleştirilir. En fazla işte erken dönem Araplaştırılır. Altın dönemden bahsedilir. İşte ondan sonra sanki Harun Reşitler vesaire, ondan sonra İslam hep çöküşe geçmiş gibi bir anlatı sunulur. Bu nesneleri, İslam dünyasından getirdikleri nesneleri, materyalleri müzeye yerleştirirken de görülür. Yani ben mesela tezi çalışmaya başlarken yaşadığım yanılgılardan bir tanesi şuydu. Zannettim ki hani çok şey okudum başladım zannediyorum. Bana göre işte İslam British Museum'da muhakkak bir İslam galerisi değilse bile bir köşesi vardır diye düşüncesiyle başladım ve propozumu, tez önerimi onun üzerinden yazmıştım. Ama sonra kataloglarına bakıyorum, dönemin kataloglarına bakıyorum. Yani kataloglarda bile geçmiyor. Yani öyle bir durum var. Onu yani ne zaman şey, İslam sanatı olunca evet, hiç geçmiyor. Geçmiyor. Zaten İslam sanatı adıyla geçmiyor. Ama işte onu nerede kullanıyor? Seramik sanatının teknik özelliklerini anlatırken, diyelim Çin'i vesaireyi anlatırken, onu Bizans'tan, işte geç antikiteden Rönesans'a bağlanırken kullanıyor. Bir ara geçiş dönemi gibi. Zaten evet, Batı oradan bir köprü gibi kullanıyor. Hiyerarşisi içerisinde de Bizans'la, Bizans sonrası, evet, belki de Bizans'ın evet, hemen ardılı gibi anlatılıyor. Evet, evet. O şekilde kullanıyorlar. O yüzden o bir yanılgı olmuştu. Ama değişen bir şey oluyor orada. Nedir? 1850'lerde başlayan bu dünya fuarları vesaire, endüstrileşme ve endüstriyel tasarımın öne çıkmaya başlaması. Mesela İngiltere fark ediyor ki endüstriyel tasarım da çok geri. Yani giderek bu fabrikasyon ürettiği şeyler gittikçe renksiz, zevksiz bir hale geliyor. Mesela Fransa ondan daha iyi tasarımda. Bu sefer ne yapmak istiyorlar? Dünyadaki diğer sanat üretimlerini, sanatsal üretimleri bir araya, en iyilerini bir araya toplamaya gayret ediyorlar. İşte Victoria Albert'ı o günkü South Kensington Museum'un açılış sebeplerinden birisi de budur. İşte o noktada İslam dünyasından gelen eserler farklı bir kıymet kazanmaya başlıyor. Ama teknik açıdan, sanatsal olarak, estetik değer olaraktan ziyade teknik nasıl üretilmiş, nasıl yapılmış, hangi malzemeler kullanılmış, evet, bu noktada öyle bir yere yerleşiyor. İslam koleksiyonları oluşma süreci böyle bir sahiple geliyor. İşte tabii burada siz bahsettiniz bu tarihçilik anlayışının değişmesi, fuarlar, endüstrinin yerine daha böyle nadir eserlere öncelik verilmesi. Evet. Siz daha önce sizinle bir konuşmamızda bu Taç Mahal, bu dönemlendirme ayrıksı. Biraz da onunla alakalı evet, bir şey söylesek. Evet, şu çirkin resmi geleceğim. Bu arada bu şeydir. Foucault'un bu işte vatandaşın terbiye edilmesi panoptikonuna benzetiyor. O dönemde üretilmiş bir şey. Bir ortak da ortada bir göz herkesi görebiliyor diye. Ondan bahsetmeye çok şey, daha sonra belki döneriz. Özür diliyorum, sorunuzu tekrardan alabilir miyim? Şimdi bu Avrupa müzelerinde İslam koleksiyonları evet, bu şekilde oluşmaya başladı. Yani belki de diyorum yani işte sanat tarihi yazılıcılığı, yani arkeolojik kazıların bu dönemde hız kazanması. Yani böyle işte az önce söylediğiniz bu belki de Applied Arts Movement şeyleri değil mi? Hep bunlarla yavaş yavaş İslam eserleri görünür hale gelmeye başlıyor. Belki 1880'lerden sonra evet, görülmeye başlıyor. Yine burada bu İslam sanatı, işte ilk kullanılan Persian Art olduğunu söylemiştiniz 1808'lerde. Amerikalılar tabii bu noktada daha rahatlar diğer kolonyal ülkelere evet, nazaran. Evet. Böyle bir artık İslam eserleri müzelerde yer almaya başlıyor. Buradan şeyi geçsek diyorum, Osmanlı müzelerinde İslam koleksiyonlarının oluşması. Şimdi burada tabii buna geçmeden... kavram olarak da ben şeyi söylemek istiyorum. Şimdi İslam sanatı, evet, bu süreç içerisinde herhangi bir araştırmada biz İslam sanatı terimini görmüyoruz. Yani benim kendi alanım içerisinde de İslam sanatı değil, başka kavramlar aramanız gerekiyor. Eğer İslam sanatını arıyorsanız işte nasıl diye Müslüman, Art of Müslüman ya da Moriş gibi. Muhammed biraz da evet, İslam sanatı evet, kavramıyla alakalı görüşümden evet, de bahsetsek mi? Evet, o benim yanılgılarımdan bir tanesi yine oydu.
Islamic Art diye aradım mesela ilk başta. Ama o dönemde asla böyle iki kelimeyi yan yana, bu iki kelimeyi yan yana bulamazsınız. Ne bulursunuz? Muhammeden Art gelir. Christian'dan mülhem. Müslümanların sanatına da Muhammeden demişler. Öyle bir şey görebilirsiniz. Sarasenik art görebilirsiniz. Sarasenik art da işte bizde neye tekabül eder hocam? Kafire mi? Sıracanlar. Yani bu ilgi. Evet, öyle bir şeye tekabül ediyor Avrupa tarihinde. O anlamda kullanıyorlar. Yani Hristiyan olmayan herkes için kullandıkları bize gavur ya da kafir anlamına gelen bir ağır bir kelime onlar için de. Öyle o anlamda kullanılabilir. İslam sanatından çok milliyetçi aslında pek çok şey milliyetiyle anılmaya başlıyor değil mi o dönemlerde? Yani İslam sanatı evet dinle yani evet. İslam sanatı evet. diye bir şey evet. bulamıyoruz evet. ama milliyetler üzerinden tanımlanmış bir sanat tanımlaması. Evet. Aslında biraz karışık. Kavramlar tam oturmuyor hocam. Mesela British Museum'un arşivine baktığımda hangi sıfatlarla, isimlerle aldıkları objeleri raporlarında ifade etmişler. Onlara bakarken Oriental art diyor. Oriental coins diyor mesela. Oriental sikkeler diyor. Ama içerisinde bir bakıyorsunuz dil üzerinden mi bölümlendirmiş, milliyet üzerinden mi bölümlendirmiş onu çok o anda anlayamıyorsunuz. Ama mesela Ottoman'ı kullanmıyor. Türk kullanıyor onlar için. Ama Osmanlı'nın içindeki diğer milliyetlerden çok rahat bahsediyor. Onların milliyetçi millet taraflarını ortaya çıkarıyor. Persian'ı çok rahat ortaya çıkarıyor. İşte mesela Hindistan'da aynı bölünmeyi yaratıyor. İşte Mughal'ı kullanıyorlar. Onu Müslümanlar için kullanıyor. Hindistan sanatını öyle kendi içerisinde ayırıyor. Ama daha çok kullanılanlar işte Muhammeden, Sarasenik, Endülüs'ü keşfetmişler, Moorish'i kullanıyorlar. Bu arada mesela bazı yanılgılar oluyor. Rodos mesela Türklerin bu sanat biraz evvel sanat silsilesinde bahsettiniz. En üst gördükleri Hint-Avrupa dillerine mensup İran, Persian. Bunlar biraz uğraşırlarsa Avrupalı kadar olabilirler diye düşünüyorlar. Ondan sonra Arap sanatı geliyor Sami ırkından oldukları için. Araplar iyidir diyorlar ama en kötüsü Türkler. Yani en zevksiz şeyleri üretenler. Bunu bize işte Owen Jones mesela işte bu kitabın yazarı. Grammar of Ornament diye bir kitabı var. Bu Endüstriyel Art ya da Applied Art Movement'da etkili şahıslardan bir tanesi. O mesela fuarda muhtemelen 1867 fuarı olabilir. Tam emin değilim tarihten. Orada değerlendirirken mesela en renksiz, en keyifsiz yer işte Türk pavyonuydu. İşte Muhammedanlar içinden kötü şeyleri onlar üretiyor gibi bir şeye gidebiliyor. Yani burada dünya tarih anlatımında aslında sanat tarihine de belki aynı şekilde yansımış. Yansıması değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi birazdan Evkaf İslamiye Müzesi'nin kuruluşuna geleceğiz ama bu Osmanlı Müzeleri'nin İslam koleksiyonuna oluşum sürecinden başlasak daha sonra da ilerlesek. Evet. Ya o çok uzun bir serencamı var onun da yine. Evet. Yani çünkü kısa bir zaman dilimi gibi görünüyor. 1846'da başlayan bir müzecilik hareketi var Osmanlı'da. Kültürel miras politikalarının o tarihlerden itibaren çok değiştiğini ve modern anlamda şekil aldığını görüyoruz. Ama o kadar çok fazla gelişme var ki hani yine çok ilişkilerin böyle iç içe geçtiği, meselelerin çok iç içe geçtiği ve tarihsel siyasi arka planının bilinmeden çok da fazla anlaşılamayacağı, ezbere olabilecek ya da yanılınabilecek bir dönem. 1846 gibi Osmanlı müzeciliği başlıyor. Tarihine hep 46 mı 47 mi diye konuşuyorlar. Ama işte 47'de İngilizlerle yapılmış bir anlaşma var. O yüzden orada müze kelimesi de geçiyor. O yüzden muhtemelen 1846 gibi başlamış olmalıdır diye ben düşünüyorum. Bu nerede başlıyor? Topkapı Sarayı'nın sınırları içerisinde Aya İrini'de başlıyor. Cebehane-i Hümayun o dönemde o. Eski silahların biriktirildiği, belki Bizans'tan kalmış bir takım reislerin orada bulunduğu, emanetlerin bulunduğu bir yer. Ahmet Fethi Paşa, Tophane Müşiri orada eserleri toplamaya başlıyor. İki tane mecmua yapıyor. Yani cem etmekten gelen. İşte iki koleksiyon kelimesini o gün kullanmıyor mesela. Mecmuayı kullanıyor. Bir tanesi eski silahlar mecmuası.
Mecmuayı Esliha-i Atika, bir diğeri de Mecmuayı Asar-ı Atika, eski eserler. Onlar da muhtemelen arkeolojik ya da işte toprak üstünde bulunan Bizans'tan kalmış ya da başka medeniyetlerden kalmış taş eserler orada toplanmaya başlıyor. Buna neden ihtiyaç duyuluyor? Bu çok uzun bir mesele tabii. Bu Osmanlı'nın bir imparatorluk iddiasıyla da ilgilidir. Aynı bir koruma refleksidir de. Bir modern imparatorluk olarak hem kendisinin bu topraklarında ki bütün medeniyetleri, kültürel mirası sahiplendiğini, yüklendiğini ve onları kendisini koruyabileceğini göstermesi açısından önemli bir harekettir. Öte yandan modern ne diyelim, modernleşme ve batılaşma noktasında da önemli bir harekettir o gün için. Ama hiçbir zaman eserlerini 1890'lara kadar İslam koleksiyonu olarak adlandırmıyor mecmualar, yani koleksiyonlarda bulunan eserleri. Halbuki mesela silah koleksiyonu pekala öyle adlandırılabilirdi. Çünkü Avrupa'da Osmanlı'ya gitmiş bir silah ya da Müslüman bir toplumdan kalmış bir silah İslam koleksiyonuna konur mesela bugün. Ama öyle bir ihtiyaç hissetmiyor. Hatta İslamcılığıyla meşhur 2. Abdülhamit dahi öyle bir ihtiyaç duymuyor. Öyle bir ayrım, o dönemde öyle bir ayrıma gidilmiyor. Ta ki tekrar işte bu Avrupa'da 1850'lerden sonra gelişmeye başlayan, asıl etkisini 1880'lerde göstermeye başlayan bu İslam sanatına olan ilginin artması ve bir takım işte sergilerin gerçekleşmesi, özellikle Fransızların, Almanların İslam eserlerine yönelik akademik ilgilerinin de arttığı bir dönem. Evet, evet, aynen. Yani 1890'ların sonları, 1900'lerin başları diyelim. İşte Sarre'nin, Herzfeld'in, bunların arkeolojik kazılar yaptığı, aynı zamanda bu arada Fransa'nın kolonilerinden dolayı ve bu endüstriyel tasarım meselesinden dolayı muhtemelen. Victoria Albert Müziği'nin kuruluşunda da belki bir parça. Evet, aynen bunun. Onu da anlatmak lazım belki. Evet. Değil mi? Bu, yani Fransa'nın geri kalmış. Onunla bir yarışma durumu var. Evet, bizde Victoria Albert'ta. Bu yarışma Bu yarışma belki kolonilerdeki İslam koleksiyonlarını korumaya yarıyor. Belki yani öyle bir hikmeti var diyelim. Çünkü mesela Fransa çok eziyetle başladığı Cezayir işgalini, tabii koloni tarihi de durağan bir tarih değil. 1830'larda başlayan işgalde çok büyük eziyetler yapıyor. Binlerce Müslümanı öldürüyor, yıkım yapıyor vesaire. Ama 1870'lere geldiğinde onda da bir geri çekilme oluyor. Ya da ne diyelim, yeni gelen nesil belki biraz daha yumuşak bir kolonicilik istiyor. Ve o sırada işte İslam sergisi yapılıyor. Müslüman sanatı kelimesini ilk kullanan Fransızlar bu arada. Evet. Ama onun dışında daha önceki eserlerde ya da sergilerde ya millet adı kullanılıyor, Persian gibi. Ya da işte başka ne kullanılır? Sarasenik gibi. Daha onları tek bir foto altına koyacak bir isim kullanılıyor. Bu Efkaf-ı İslamiye'nin kuruluşu, sonra Sanayi Nefisi-i İslamiye. Biraz da bunlardan bahsedip böyle modern dönemlere geçsek. Peki. Şimdi biraz evvel bahsettiğimiz gibi Osmanlı 1890'lara kadar İslam sanatı kelimesini kullanmıyor. İslam sanatı bugünkü anlamda kullanıyorum. Yani Sanayi-i Nefise-i İslamiye tabirini. Yine Osman Hamdi'nin en erken Osman Hamdi'nin 2. Abdülhamit'e gönderdiği bir yazıda ben rastladım. Daha erkeninde muhakkak vardır ama daha farklı kaynaklara da bakmak lazım. 1890'larda işte Müze-i Hümayun'da böyle bir şube açılması gerektiği. Bunda ne etkili olabilir? O dönemde artan hırsızlıklar etkili olabilir. O dönemde vakıfların evkaf nezaretinin bunlara yetişememesi problem olabilir. Çünkü bir eserleri toplu bir yerde korumak daha kolaydır ama artık ticari değeri olan eserleri siz eskisi gibi kapısı açık türbenin içinde tutamaz hale geliyorsunuz. Yani şartlar sizi o noktaya getiriyor. Bunda Osman Hamdi'nin Fransız ekolünden geliyor olmasının da bir etkisi olabilir. Evet. Çok eş zamanlı. Yani Fransa'nın işte o Müslüman sanat sergisi açmasıyla Abdülhamit'in Osman Hamdi'nin bu tabiri kullanması hemen hemen bir iki sene arayla oluyor. O da şey yapabilir. Ama burada Osmanlı'nın ben çok tatlı tabirler bulduğunu düşünüyorum. Yani Sanayi-i Nefise-i İslamiye, Sanayi-i işte Asar-ı Atika-i İslamiye gibi çok güzel kavramlar bulduğunu o dönemde düşünüyorum. Yani Batı Avrupa'daki sanat tarihi anlayışı Osmanlı'ya geçiyor ama çok güzel kavramlar üretiyorlar o esnada.
Evet. Tabii burada başka bir şey de giriyor aslında. Yani İslam vakıf eserlerinin yerlerine alınıp müzelere aktarılması. Çünkü halihazırda işte türbelerdeki Kur'anlar diyelim, seccadeler yahut da şamdanlar ve benzeri halihazırda insanların günlük hayatında kullandığı kimi objeler müzelere alınmaya başlıyor. Aslında burada bizim tekrar konuşmamız gereken şeylerden biri de aslında kutsalın sergilenmesi meselesi. Yani kutsal sergilenmesi meselesi gerçekten buraya bağlanıyor. Buraya bağlayabiliriz, evet, değil evet, mi? Evet. Buraya bağlı. Yani o dönemde çok büyük bir ne diyelim? Çok büyük bir kriz dönemi var. Yani orada bir mecburiyet, mesela bu Evkaf-ı İslamiye Müzesi'nin açılmasını bir ikinci meşrutiyet dönemi müzesi olarak düşünürsek genellikle sekülerleşme ve milliyetçilik, daralan milliyetçilik üzerinden okuyorlar ama bunda haksız bir yorum değil. Ama o dönemde ayrıca çok insani bir durum var. Orada bir endişe, çok büyük bir kaygı var. Bir şeylerin kaybolup gittiğini düşünüyorlar. Sınırlar sürekli küçülüyor. Siz Balkanlarda sürekli mesela İslam eserleri bırakıyorsunuz. Bırakarak çekiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi içeride çok büyük bir ekonomik kriz var. İflasın eşiğinde düğünü umumiyesi olan bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ve bu arada hala bir yerleri tamir ettirmeye çalışan, yazışmalarda görürsünüz. Yani sürekli bir yerleri tamir ettirmeye çalışan, bir yerleri imparatorluk olarak sahibi olduğunu göstermeye çalışan bir şey var, bir sınıf var. Buradaki acil durum, eşyaların, vakıf olan eşyaların, ki vakıf malını yerinden almak yani İslam hukukunda hani kabul edilen bir şey değildir. Vakıf eserleri yerinden alıp siz müzeye toplamaya başlıyorsunuz. İnsanlar kullanırken onları oradan alıyorsunuz ve koymaya başlıyorsunuz. Burada tabii hem akademik hem işte entelektüel kaygılar var, hem de dediğim gibi o anda ortaya çıktığını düşündüğüm bir sınıf var. Muhafazakar bir sınıf. Bunlar Batıcı olabilir, Türkçü olabilir, İslamcı olabilir. Zaten 3-5 sene içerisinde sürekli insanların değiştiği, saf değiştirdiği bir dönemden, meşrutiyet dönemi çok uzun bir dönem değil aslında. 1909'dan işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar diyelim. Çok kısa bir devrede çok büyük hareketler oluyor. İnsanlar da sürekli o günü bugünden anlamak çok kolay bir şey değil. O dönemde böyle bir durum olduğu için kutsal müzede sergilenir mi, sergilenmez mi, bunları buradan alalım mı, alırsak ne olur, bu bize neye mal olur gibi bir düşünce yok. Yani büyük bir destekle karşılanıyor bu durum. Ama bugün biz bu konuda ne düşünebiliriz, eğer günümüze yönelikse sorduğunuz soru. Burada en önce herhalde felsefecilerin ve ilahiyatçıların İslam'da kutsal kavramını bir tanımlamaları en başta gerekiyor. Ama Osmanlı'nın tatlı bir tabiri var. Evkaf-ı İslamiye Müzesi açılırken Hayrat-ı Şerife'deki teberrükat eşyası ve eşyai nefise diyor. Yani teberrükatı belki orada bugünkü kutsal anlamında kullandığımız kelimeler için bana, mi kullanabiliriz? Bunu biz bu felsefe kitabını yaparken de aslında işin uygulaması teorisinden daha anlaşılır. Yani Hacer-i İsvet. Yani, taşı, evet. Öyle değil mi? İnsanlar o teberrük kısmını çok iyi ifade eden bir şey. Ya da kimi dua kitapları, dua kitaplarındaki o semboller, görseller. Aslında işin uygulama kısmı teoriyle daha geç şey yapılabilir. Nasıl diyeyim? Teoride bunlar daha geç açıklanabilir ama işin uygulama kısmında işte türbe ziyaretlerinden tutun da o teberrük dediğin şey, İranlılar daha çok buna teberrük kullanıyor. Bizde başka terimler kullanılıyor ama bu karşılığı bu olabilir elbette. Evet, kullanılabilir. Yani bugün bu ne yapar? Bugünün izleyicisinde bu ne anlama gelir? Onu da birazcık tabii düşünmek gerekiyor. Çünkü bir kapıyı açarken arkasından ne geleceğini çok düşünmüyoruz. Ama bir 50 yıl sonra bir bakıyorsunuz, sizin 50 yıl sonra inandığınız ya da hassasiyet gösterdiğiniz bir şey bir 50 yıl sonra kaybolup gitmiş. Ama, siz evet, şimdi onu müzenin bir vitrinine koyduğunuzdaki sergilediğiniz davranış biçiminizin neye mal olacağını birazcık hani düşünmek gerekiyor. Evet. Ama burada çok da karamsar olmamak bizim lazım. Bizim Mukaddes Emanet'in sergilenme şey aslında bunun tam arasında bir şey. Evet. Ben Mukaddes Emanet'ler bölümünü Topkapı Sarayı'nda gezdiğiniz zaman insanlar herhangi bir müzeyi gezer gibi gezmiyorlar. Evet. Yani bu aslında bunun çok açık göstergesi. Yani biz hep White Küp ve işte Beyaz Küp müzeleri bu şekilde tanılıyoruz ama kutsal eserler müzeye girdiği zaman da ziyaretçi davranışları değişiyor. Zaman zaman artık müzeler küratöryel şeylerle değil, işte bize artık karşı karşılaşma mekanı. Evet. Dolayısıyla ziyaretçilerin isteklerine göre şekillenen yerler formları haline geldi. Evet. Güzel bir şey. Evet. Bu güzel bir şey. Güzel. Ama diğer taraftan sergilediğiniz nesnenin getirdiği kültürel ya da dini background bir şekilde aslında izleyiciye de yansıyor. Ya, evet. Biz mesela Miraç sergisine de benzer bir şey yaptık. Yani insanlar böyle reprodüksiyonlar olmasına rağmen böyle
Biyenel gezer gibi gezmediler. Evet. Ya da işte Kostan emanetleri gezmek, yani Kaşıkçı Elması'nı gezmekten... Demek ki orada farklı bir şey oluyor. Orada dini şey, tecrübe yaşıyor, tabii, estetik tecrübeyle. Ya zaten mesela dini tecrübeyle şeyde çok ayrılan şeyler değil aslında. Estetik tecrübe. Yani hatta bununla alakalı kimi şeyler var, kimi makaleler var. Bu Valeri Gonzales'in metninde bu bağlamda anlamlı. Görsel zikir olarak işte kimi hatlar... Yani evet, aslında harika. Bu ya da estetik tecrübe ile dini tecrübe zaman zaman birbirine karışıyor özellikle. Evet, Hristiyan doğru. sanatında da böyle aslında. Evet. Yani Christian Art dediğimiz şeyde de. Tabii sanatı başlatan, besleyen her şey din şey, aslında. Evet, tabii bu tarz ritüeller aslında bir süre sonra işte bu Dionysos kültlerine daha yani çok geçmişe gittiğin evet. zaman kültler eğer antik Yunan'a falan bağladığımız zaman bambaşka bir yere gidiyor. Evet. Yani işin tiyatral şeyler dahi, tragedyalar dahi. Antik Yunan dünyasındaki bu ünlü Dionysos şölenlerinden, evet. işte müze dedik, müzlerden, Yunan'ın o 9 tanrıçası. Yani aslında her şey birbirine böyle okumaya ya da birbirinin içerisine geçmiş durumda. Din, evet. kültür, estetik. Ben de Müslüman izleyici için bunun çok büyük bir fark yarattığını düşünmüyorum açıkçası. Hı-hı. O yüzden yani Müslüman... Sakalı Şerif'i camide de gidip görüyor. Görsel bir şey yaşıyor hı hı. orada. Ve manevi bir zevk alıyor. Müslüman için onu müzede görmek de çok büyük bir aman bu da gavur icadı diyeceği bir durum değil. Çünkü sadece ona saygısızlık etmesinler. O vitrinde onu sergilerken onu bağlamına uygun şekilde sergilesinler. Bence Müslümanların böyle bir mekan takıntısı yok. Ama onu hı hı. tabii ki çok tuhaf bir nesneyle yan yana sergilerse o nesnenin işte bu biz de sanat yapıyoruz burada yorum yapıyoruz derse orada ipler kopar bunun tabii ki. Bunun tecrübeleri değişendi modern yani, sanatlarda. Evet. Yani klasik evet. kutsalla moderni böyle evet. ilginç çok da tepki aldı. Yani birlikte sergileme bir şey bağlamından koparttığımız zaman evet. aslında zaten yeteri kadar kopmuş durumda tabii, o iyice. Eser oraya gelerek. Tabii. Siz onu tamamen insanların hassasiyetlerini görmezden hı. gelerek. Yani bu aslında o saldırgan provokatif bir şeydir. Yani tabii. o bahsettiğiniz şey hangisi olduğunu bilmiyorum ama hı. ama günümüz müzeciliğinde işte dediğimiz gibi küratör merkezli olmaktan bu çok kolonyalist bir tavırdır hı hı. aynı zamanda. Emperyalist bir tavırdır. Küratör merkezli değil artık ziyaretçi merkezlidir. Hı hı. Ziyaretçili siz bir tabula rasa olarak göremezsiniz artık. O yüzden hı hı. ziyaretçi kendi arka planıyla, hı hı. bilgisiyle geliyor ve o eseri yorumluyor. Sadece sizin yorumladığınızı hı hı. alıp gitmiyor. O yüzden orada bir ortak nokta bulmak gerekiyor. Özellikle kutsalın sergilenmesi konusu bu yüzden bizde hiç tartışılmıyor. Dışarıda da daha az tartışılan hı hı. bir konu ama son yıllarda biraz daha dile getiriliyor. Tartışılması gereken bir konu üzerinde hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu. Evet, şimdi konuşmanın başında tabii 1800'lerin ya da 1900'lerin başlarında ya da 19. yıl sonu erken 20. yüzyıl başında işte İslam sanat eserlerinin koleksiyonlarda sergilenmeye başlandı. Yani böyle bir trend var aslında o dönemde. Aslında benzer bir trend arkadaşlar günümüzde de var. Çok ilginç. Halihazırda pek çok müze İslam sanatları koleksiyonları ve yeni galeriler işte yeni açılan Wings kanatlar açıyor. Şey, İstanbul şey Metropolitan Museum of Art gibi. Şimdi burada siz aslında tezinize başlarken 11 Eylül sonrası evet. süreciden bahsettiniz. İşte Irak'ın işgali işte Amerika'nın kimi oradaki eserleri alması ya da IŞİD'in bir anlamda işte günah keçisi seçilmesi. Hı hı. İşte 1970'lerden sonraki değişen kimi kanunlar ya da işte Irak Ulusal Müzesi'nin deki kimi eserlerin Sotheby'lerde, Christie's'larda görünmesi gibi. Halihazırda da aslında tırnak içinde koruma ve yağma ya da sergileme, teşhir etme. Yani halihazırda devam ediyor. Ve çok benzer, iz düşümü gibi. Evet, evet biraz da bunlar hakkında böyle evet. kısacık da olsa evet. Kapalı, yani programımız bitmek üzere. Tamam. Ne dersiniz? Yani, yani yeni bir neo-emperyalizm evet. mi? Diye evet. sormak lazım. Yani neo-orientalizm, emperyalizm, kolonyalizm hepsini söyleyebiliriz. Ama yani sohbetimize başlarken bahsettiğim hı-hı. gibi neden bu konulara dönüp baktım. İşte İslam sanatı etrafındaki hı-hı. iki hareket. Bunlardan bir tanesi işte bu bahsettiğimiz saldırgan tavır hı-hı. ve bir tehlike altında olması. İslam dünyasının kültür hı-hı. hazineleri yani kültürel mirasının. Hani bize en çok bu esnada antikite hı
antik dönemlerden kalan eserler gösteriliyor ama İslam eserleri de çok büyük zarar görüyor. Aynı zamanda ben İslam coğrafyasındaki antik eserlerin İslam kültürel mirasından ayrılmaması gerektiğini de düşünüyorum. Sonuçta bu insanlar Kur'an'la birlikte cennetten inmediler. Oradaki insanların çocukları Müslüman oldu ve orada bir eğer bir İslam medeniyetinden bahsedeceksek hepsi o sanatların, o kültürlerin üstüne kuruldu bir sanat kültürü ürettiler. O yüzden onları da aynı şekilde bizim işte bugün modern bir tabir olarak İslam eseri diye ayırdığımız şeyden çok ayırmamak gerekiyor. Yani buradaki bu yağma kültürü aynı kolonyalist dönemde olduğu gibi işte çok büyük bir burada bir resim vardı mesela biraz evvel. Yani çok büyük bir yağma var. Bakın bunlar hep Anadolu'dan, Osmanlı topraklarından gitmiş. Yani British Museum'un yarısı Osmanlı toprağından giden eserlerle doludur. Orada Suriye diye verir ya da işte Libya diye verir vesaire ama onlar o zaman Osmanlı toprağıydı. İşte çok büyük bir yani taşınamaz eserleri taşıyorlar Avrupa'ya. Yani taşınabiliri geçiyoruz. Taşınamayan eserleri blok blok taşıyor adamlar. Yani sökülemez eserleri söküyor falan. Aynı şey yani bu o gün tabii arkeologlar öncü kuvvetlerden bir tanesi yani bu kolonyal emperyalist kültürel yağmanın. Bugün de ben de o community diyelim bir üyesi olmakla beraber ve şahsi olarak çok sevdiğim, yakınlık duyduğum insanlar olmasına rağmen bugün de Avrupalı devletler konservatörleri arkeologlar gibi kullanıyor. Öyle düşünüyorum. Çünkü orada büyük bir yağmaya izin veriyorlar. Çok büyük bir yıkıma izin veriyorlar. Arkasından konservatörleri gönderiyorlar. Yani mesela siz konservasyon gruplarının işte sitelerini izleyin. Libya'daki şeylere eğitim veriliyor mesela. Yerli halka. Yerli de çok kolonyalist bir kelimedir. Local people'a yer veriyor. Tabii local people'a yer veriyor. Yerlisi olmanıza rağmen size mülteci muamelesi yapan bir kelimedir bu yani. Yabancı olmak daha iyidir o mantığa göre. İşte Irak'ta aynı şekilde çatışma sonrası ne yapacaklarını, şu anda çatışma var, konservatörlerini oraya zaten gönderemiyor ama giden bir takım acil durum ekipleri var. Çatışma sonrasında ne yapılacağının konuşmaları, toplantıları, planları, bütçeleri bunlar hep ayarlanıyor. Bunun ötesinde IŞİD dedik. Yerli halk yine hep yağmacı, işte Irak işgalinde bu bize gösterildi. Kendi müzesini yağmalayan bir halk olarak gösterildi. Ama buna izin veren Amerikalı askerlerdi mesela. Yani ve bunu teşvik ettiler, sessiz kaldılar. Yağma bittikten sonra tanklarıyla şeyin önüne geldiler, müzenin önüne geldiler. Öyle bir resim verdiler. Yani orada oralı insanların anlattığı daha sonraki röportajlarda yani ağlayarak askerlere gidip yalvardıklarını niçin bu yağmayı durdurmuyorsunuz gibi. Bize verilen listede korunması gereken listede bu yok dediler mesela o insanlara. Ve bu yağmalar sonucunda bu insanlar bu eserleri yani Iraklı'ya satmak için çalmıyor. Demek ki bu eserleri yani çalmalarını isteyen bir aracı ve nihai noktaya ulaştıran bir müzayede salonu sahibi var yani. Ve birçok çalıntı eser Avrupa'nın en prestijli müzayede evlerinden çıkıyor. IŞİD aynı şekilde çok uzun süre bize kültürel mirası yıkan, yağmalayan resimler verdi, gösterdi. Ama bu arada eserleri alıp İşte internet üzerinden sattığı haberleri ama bu yağma hareketi bittikten sonra yani çok büyük bir kısmı bittikten sonra bunların haberleri yapılmaya ve Avrupalı ülkeler bunlara tepki göstermeye başladılar. En sonunda da sessizliğin arkasından tepkinin arkasından da şey haberleri çıkmaya başladı. İşte biz yağmalanan eserleri yapacak bir şey yok müzelerimize artık almaya başlıyoruz. Ama o eserler ülkelerine kadar nasıl gelmiş bunun hiçbir açıklamasını yapmadılar. Yani Türkiye'de maalesef bu konuda yani asker gönderiyoruz ama ne diyelim o yumuşak diplomasi mi deniyor? Yani bu konularda bizim kendi coğrafyamızda bu kültürel miras etrafında dönen işte TİKA güzel çalışmalar yapıyor ama çatışma bölgeleriyle ilgili bizim acil eylem planlarımız olması lazım. Oralarda çatışma sonrasında ne yapacağımızı, nasıl müdahale edeceğimizi ya da şu anki yağmalamaya ve bu yıkıma karşı bu çağa uygun bir ses, bir tepki nasıl vereceğimizi oturup iyi düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece asker göndererek, çünkü orada kültürel bir iktidar da kuruluyor aynı zamanda. Kesinlikle. Sormak istediğiniz sorular varsa bizim zamanımız dolmuş görünüyor.
Var mı sorularınız Betül Hanım'a yönelteceğiniz? Evet. Dünyanın yedi harikasından bir tanesi. Peki onu yedi harikadan bir tanesi yapan şey nedir? Valla ben sanat tarihçisi değilim. Onu yedi harikayı seçen kişilerde herhalde yine tabii ki bu 19. yüzyılda ortaya çıkmış modern Batı merkezli sanat tarihi anlayışı üzerinden yapmışlar. Muhakkak harika bir şeydir ama ben yedi harikası gibi bir tanımlamaya inanmıyorum. Yani ama bilmiyorum. Sanat tarihçilere sormak lazım. Binlerce harika var. Kusura bakmayın. Betül Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Hem İslam sanatı, İslam sanatı ve müze, İslam sanatı koleksiyonları. Çok çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ben çok teşekkür ederim. Biraz dağınık oldu ama umarım. Yok çok çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için ve misafirlerimize de geldikleri için böyle bir günde. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.